Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar bu videomuzda trigonometrinin medium testinin ilkini çözeceğiz. İki tane medium test vardı arkadaşlarım. Konu bitti. Small testi çözdük ve artık medium test 1'deyiz. Bu sevgili arkadaşlarım bizim 32. videomuz kampta. Dilerseniz hazırsanız fazla vaktinizi çalmayayım ben sizin. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Bu arada sorular çok güzel. O yüzden pür dikkat dinlemende tabii ki fayda var. Geçelim sorulara. Şimdi bizim ilk sorumuzda bize deniliyor ki kenar uzunlukları AB ve C olan ABC çeşit kenar üçgeninde B küp eksi C küp bölü B eksi C a kareye eşitmiş. Buna göre kotanjant A değeri soruluyor. Şimdi öncelikle şurada B küp eksi C küp yani küp açılımlarından B eksi C çarpı iç tarafı B kare artı BC artı C kare şeklinde yazarım. Daha sonrasında ise bölü dedim. Alt kısımda B eksi C'miz var. Sağ tarafta da A karemiz mevcut. Şimdi çeşit kenar olduğu için sevgili arkadaşlar burada B eksi C farkı sıfır değildir. Ben bunları sadeleştirebilirim. Şimdi elimizde ne kaldı? B kare artı C kare artı BC eşittir A kare kaldı. Şimdi bu bize aslına bakarsanız bir kosinüs teoreminin kosinüs teoremi vari bir şey veriyor. A kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı. Şimdi ne olması gerekiyor? A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa kosinüs A dememiz gerekiyor değil mi? Şu şekilde. Buraya bakıyorsun. Şurası BC, burası eksi 2 BC kosa, o halde eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A değeri arkadaşlar neye eşit? B çarpı C'ye eşit. Çünkü B kare artı C kare, B kare artı C kare, A kare, A kare bunlar birbirine eşit. O halde bu da buna eşit olacak. Şimdi her iki taraftaki BC'leri götürebilirim. Burada 1 kalır. Eksi 2'yi 1'in altına bölüm olarak gönderirseniz kosinüs A'nın eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi kosinüs a eksi 1 bölü 2 ise bu hangi açı değeri için geçerlidir? 120 derece. Demek ki benden kotanjant a istenmiş ya. Kotanjant 120 derece isteniyor ki bu da eksi kot 60'tır. Biliyorsunuz ki kot 60 sevgili arkadaşlarım 1 bölü kök 3'tü. Başındaki eksi ile beraber cevabımız eksi 1 bölü kök 3 olacaktı diyebiliriz. Yani cevap 5 kıymış. Geçtim 2'ye. Şimdi diyor ki arktanjant 1 bölü 3 x'miş, arktanjant 1 bölü 2 de y'miş. İse ve ise. Arktanjant 1 bölü 3 x ise yani diyor ki tanjantı 1 bölü 3 yapan açı değeri x'tir diyor. O halde ben tanjant x'in 1 bölü 3 olması gerektiğini söylerim burada. Burada da tanjant y'nin 1 bölü 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Benden x artı y toplamı kaç derecedir diye sorulmuştu. X artı y toplamı hakkında bir bilgi sahibi şu an olamasam da en azından tanjant x artı y'yi bulabilecek bilgi kapasitem var benim değil mi? Tanjant x artı y neydi arkadaşlarım? Yarım açı formülü pardon toplam formülünü kullanaraktan yazacak olursak. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diyorduk. Pekala şimdi tanjant x arkadaşlar 1 bölü 3 olması gerektiğini kendimiz bulmuştuk. Tanjant y de 1 bölü 2 idi. Bölü alt kısımda 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'miz var. Üst taraf arkadaşlarım 2 artı 3'ten 5 bölü 6 gelir. Alt taraf ise 1 eksi 1 bölü 6'dan yine 5 bölü 6'dır. İki aynı ifadenin birbirine bölümü biliyorsunuz ki 1'di. Güzel. Şimdi biz neyi bulduk? Tanjant x artı y'nin aslında 1 olduğunu bulduk. O halde x artı y burada kaç derecedir arkadaşlar? 45 derecedir. Çünkü tan 45 1'dir. O halde x artı y C seçeneğinde 45 olarak verilmiş bize. Geçtim 3'e. O merkezli çeyrek birim çember verilmiş. Şurası alfa. Olduğuna göre DC uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın şu kısım soruluyor bize. DC uzunluğu. Şimdi öncelikle bakalım neler yapabiliriz, neler yapamayız. Arkadaşlarım burasının alfa olduğunu bize vermiş. Burası alfa iken sevgili arkadaşlar, o halde ben şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi şurası bir kere birim çember olduğu için OB bir birim. Bakın burası da bir birim. Tamam, çok güzel. Şimdi
Acaba şuradaki AC uzunluğu bizim için hipotenüs ya şu kısım. Değil mi? Buranın tamamı hipotenüs. Şimdi ben buraya AC uzunluğu diyeyim. Hipotenüsü hipotenüs diye yazmayalım şimdi. Çirkin durur. Şimdi madem öyle biz AC ile sinüs alfanın çarpımının karşı kenarı vereceğini biliyoruz. Yani AO'yu yani 1'i vereceğini biliyoruz. O halde arkadaşlarım bizim AC dediğimiz ifademiz 1 bölü sinüs alfadır ki 1 bölü sinüs alfa demek kosekant alfa demek zaten biliyorsun. Tamam. Şimdi AC uzunluğu neymiş? Kosek alfaymış. Pekala. Kosek alfadan biz AD uzunluğunu çıkarırsak, şurayı çıkarırsak elimizde kalır DC uzunluğu ki zaten DC uzunluğu soruluyor bize. Peki ben bu şimdi AD uzunluğunu nasıl bulacağım? AD uzunluğunu bulabilmek için bakalım neler uygulayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar şunu şöyle çekecek olursak mesela nasıl yapalım? Şuradan şöyle çekelim. Buranın uzunluğu nedir? Tabii ki 1'dir. Şimdi bunu bu şekilde çektikten sonra artık şurası 1, burası 1 olduğunu biliyoruz, değil mi? Ve sevgili arkadaşlar bize AD uzunluğu lazım. AD uzunluğu ortaya çıkarabilmek adına eğer şöyle bir şey de yaparsak, acaba yapsak mantıklı olur mu diye düşünüyorum. Şu 1'i çekmeyelim. Tamam, şunu çekmeyelim. Şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Dik atalım. Tamam. Şimdi buraya dik attım ve doğal olarak şurası şöyle birken burası ikizkenardı ya. Karşıyı iki eşit parçaya bölecektir, değil mi? Yani bakın şurayı gösteriyorum size. Şu kısım şu kısma eşit olacaktır. İkizkenardı çünkü ikizkenardan dikey indirdin. Karşı kenarı iki eşit parçaya böldü. Şimdi güzel. Burası alfa ise şurası nedir arkadaşlar? 90 eksi alfadır. Burası da 90'dı. 90 eksi alfa ise şurası alfadır. Şimdi alfanın ait olduğu üçgen dik üçgen. Dikin karşısındaki kenar hipotenüstü. Yani burada bir hipotenüs olacak. Daha sonrasında ben burası hipotenüsken karşı kenarı ne olarak bulurum arkadaşlarım şu kısmı? 1 çarpı sinüs alfa. 1 çarpı sinüs alfa da sin alfanın kendisidir. Burası sin alfa, burası sin alfa ise eder burası ne? 2 sinüs alfa. Şimdi o halde demek ki ben kosekant alfadan 2 çarpı sin alfayı çıkarırsam bize DC uzunluğunu verir diyeceğim. Dolayısıyla cevabımız da sevgili arkadaşlar kosek alfa eksi 2 sin alfa olacak. O da E şıkkında bakın verilmiştir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzu çözdük. Geçtik dörde. ABC üçgeni için kos A çarpı kos B eksi kos C eksi sin A çarpı sin B eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada dikkatinizi çekmesi gereken yeri söylüyorum. Kos A çarpı kos B eksi sin A çarpı sin B bizim burada dikkatimizi çekmesi gerek. Çünkü kos kos sinsin biçiminde kosinüs toplam veya fark formülü aradaki eksi olduğu için de kosinüs toplam formülü diyorum. O halde aslında o mavi ile işaretlediğim yerler kosinüs A artı B'ymiş arkadaşlarım. Bir de yanında ne var? Kos C var. Şimdi bu şöyle diyebilirim artık. A artı B artı C biliyorsunuz ki ABC üçgenli 180 derecedir değil mi? Burada B artı C açısını ben 180 A artı B açısı diyelim. Çünkü o lazımdı. A artı B açısını arkadaşlarım nasıl yazarım? 180 derece eksi C biçiminde yazabilirim. O halde şu A artı B gördüğüm yere 180 eksi C yazacağım bakın. 180 eksi C eksi kosinüs bir de C'miz var. Şimdi dikkat ettiyseniz 180'den çıkıyor. İndirgeme formülü uygulayacağız buraya. 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek tabii haliyle. Ama kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için şu kısım sevgili arkadaşlar eksi kosinüs C olacak. Yanında da bir eksi kosinüs C daha var. O zaman cevap nedir? Eksi 2 çarpı kosinüs C'nin ta kendisidir. Bakın bu da bize A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Öğrenci kafasıyla düşününce A şıklarda 0 var. Cevap kesin 0'dır denilebiliyor ama cevap A'ydı. Yukarıda ABCD dörtgeni verilmiş arkadaşlar. AD AB'ye dik şurası. Şura 1 santim, 3 santim, kök 10 ve 2 kök 5 santimetre. Kotanjant CDA soruluyor. CDA açısı şurası arkadaşlarım. Buranın kotanjantı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu şöyle tuttum. Şuraya çektim. Tamam. 1, 3. Burası kök 10 oldu. Kök 10 var, kök 10 var. Aha da burası ikizkenarmış. Muhteşem. O halde arkadaşlar bir de şunu şöyle çekeyim ben. Dik indirelim. Çünkü bir dike daha ihtiyacım var. Birazdan nereden ihtiyacım olacağını da göreceksin. Burası da dik. Dikse demek ki burası kök 5, burası kök 5. Burası kök 5, burası kök 10'sa demek ki burası da kök 5 olacak zaten. Muhteşem üçlü gelmek zorundaydı.
Pekala, şimdi bak, şuraya alfa, şuraya beta diyeceksin. Bizden istenen şeyi yazıyorum sana. Kotanjant alfa artı betayı istemiş arkadaşlar bizden. Yani aslında istenen şey şu. 1 bölü tanjant alfa artı beta isteniyor. Şimdi kotanjantın toplam formülünü biz yazmadık ya hani konu anlatımında da. Ne dedik? Tanjant sayesinde zaten bulabiliriz. Bulacağımız tanjantı ters çevirince kotanjant olacak. Şimdi tan alfa artı beta nedir arkadaşlar? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan betadır. Şimdi güzel. Tanjant alfa gerekiyor bize. Karşı bölü komşudan 3. Tanjant beta gerekiyor. Karşı bölü komşudan 1. Bölü 1 eksi 1 kere 3. 3 artı 1 yukarısı 4 yapar. 1'den 3 çıkarırsan da eksi 2 gelir. Burada 4 bölü eksi 2, eksi 2'ye eşittir. Hocam şıklarda yok demeyeceksin tabii ki. Ne diyeceğim? Hocam sen şurayı buldun. Yani burayı eksi 2 buldun. O zaman cevap neymiş bak? 1 bölü eksi 2'ymiş. Yani eksi 1 bölü 2'ymiş. 5. sorumuzun cevabı da haliyle Denizli seçeneği olur. Geçtim 6'ya. ABCD'nin bir kare olduğunu bilgisi vermiş. Bak bura 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 hepsi birbirine eşit. Tanjant EAF. Yani bakın EAF. Şuranın tanjantı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya x şuraya y dersem şuraya da alfa diyeyim. Alfa artı x artı y nedir? Tabii ki 90 derecedir. Çünkü bu bir kareydi. Şimdi ben burada şöyle yazacağım. X artı y demeyelim de alfayı bulalım. Alfa eşittir nedir? 90 eksi x artı y'dir. Tamam, güzel. Şimdi benden tanjant bunu istemiş ya. Tanjant alfayı istemiş ya. Bu aslında tanjant 90 eksi x artı y'dir. Ve 90'dan çıkarıldığı için isim değiştirecek. Kotanjant olacak, birinci bölgede olduğu için alay bunların pozitif. Kotanjant x artı y isteniyor diyebiliriz artık. Peki. Kotanjant x artı y yerine 1 bölü tanjant x artı y'yi bulalım. Gene ters çevirip cevabı buluruz. Şimdi şu kısım neydi arkadaşlar? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'ydi. Tanjant x'i nasıl buluruz? Çok basit. Bak karşı bölü komşu. Burası 1 ise burası 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 diyoruz. Tanjant y'ye bakıyorsun. Bu da 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Üst taraf 1. Alt tarafta 1'den 1 bölü 4'ü çıkardın. 3 bölü 4. Yani tanjantımız neymiş? 4 bölü 3'müş. Burası 4 bölü 3 ise kotanjant sorulmuştu. Ters çevirip çarparsan 3 bölü 4 gelir. Doğru cevap da E seçeneği olur. Evet, 6. soruyu çözdüğümüze göre artık 78. sayfayı da bitirdik. Geçtik 79. sayfamızda 7. sorudayız. Sinüs 55'i vermiş gençler bize. Sinüs 20'nin k türünden eşiti soruluyor. Hadi bakalım. Şimdi 55 ile 20 arasında da çok bir bağ yok ama. Bakalım neler yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar sinüs 55'i biliyoruz ya biz. Sinüs 110 demek. Sinüs 2 çarpı 55 demek. Ve arkadaşlar bu da 2 çarpı sin 55 çarpı kos 55'in aslında ta kendisidir, tamam mı? Şimdi sinüs 110 dediğimiz ifade de aslına bakarsanız sevgili gençler sinüs 90 artı 20'dir. Sinüs 90 artı 20'dir. Ve bu da kosinüs 20'nin ta kendisidir. Şimdi kos 20'yi aslında hesaplarsak sin 20'ye de oradan ulaşabiliriz, tamam mı? Peki 2 çarpı sin 55 neydi? K idi. Kos 55 ne? Hemen bir üçgen çiziyoruz. Şöyle. Hocam şöyle bir dik üçgen çizsek yeterli olur bizim için. Şimdi şurası 55 derece olsun. Sinüs K ne? Sinüs 55 neydi? K idi. Yani burası K ise burası 1'miş. O zaman burası nedir? 1 eksi K karenin kare köküdür arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? Kos 55. Yani komşu bölü hipotenüsten ne olacak? 1 eksi K karenin kare kökü olacak. Yani arkadaşlar burada kosinüs 20 2k çarpı karekök içerisinde 1 eksi k karenin kareköküymüş. Bu cepte. Benden ne isteniyor? Sinüs 20 isteniyor. O zaman bizim bir üçgene daha ihtiyacımız var. Bir üçgen daha çizelim o zaman. Ne olacak? Bir tane daha üçgen çizdik diye öleceğiz mi yani? Ha. Şurası 20 olsun. Şimdi bunun kosinüsü neymiş? 2k çarpı hop 1 eksi k karenin karekökü bölü 1. Burası da 1 olacak o zaman. Peki burası nedir? Şunun karesinden yani 1'den şuranın karesini çıkaracaksın. 2k'nın karesi 4k kare yapar. Şu kısmın karesi de 1 eksi k kare gelir. Bundan bunu çıkardık. Daha sonrasında kare kökünü alacağız. Bakın kare kök içerisinde 1 eksi 4k kareyi dağıtırsanız 4k kare eksi 4k üzeri 4 gelir sevgili arkadaşlar. Bu arada şurası artı
Bunu da gözden kaçırmayalım. İçerisi de sevgili arkadaşlar 1, bak 1 eksi 2k'nın karesi değil 2k karenin karesidir arkadaşlar. 1 eksi 2k karenin karesidir, bakın içerisi tam karedir. Bunun karekökü isteniyorsa o zaman bu nedir? Mutlak değer içerisinde 1 eksi 2k karedir, doğru mu? Şimdi gençler bu dışarı nasıl çıkar? 1 eksi 2k kare diye mi çıkar, yoksa 2k kare eksi 1 diye mi çıkar? Çünkü bakalım 1 eksi 2k kare yok zaten. Yani 7. sorumuzun cevabının Ceyhan olduğu açık ama. Bunun da sevgili arkadaşlarım sebebini şu şekilde düşünebilirsin. Burada sinüs 55k idi. Sinüs 55'in sen 1'den daha küçük bir sayı olduğunu biliyorsun. 1'den daha küçük bir sayı olduğunu bildiğin için de şuraya getirip mesela 0 ile 1 arasında bir sayı ya, karesini aldın 2 ile çarptın 1 çıkardın, pozitif geleceği için 2 kare eksi 1'dir diyorsun. Karşımıza 1 eksi 2k kare diye bir sonuç zaten çıkmadı. Dolayısıyla rahatız bu konuda. Cevabımız C olacaktı. Geçtim 8'e. Şu kısmı silebilir miyim? Vallahi sildim senden cevap gelmeden ama kusura bakma, hakkını helal et. Şimdi 8. sorumuz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yine affınıza sığınıyorum arkadaşlarım. Burada ufak detaylı bir şey değil aslında. Çok ufak bir detay ama gözden kaçmış. 2 burada değil, şurada arkadaşlar. Yani sinüs 2x burası. 2 sinüs x değil. Bu soruyu buna göre çözeceğiz. Çok tatlı bir soruydu ama gözden kaçmış. Şimdi x'ler pi bölü 4 ile pi bölü 2 açık aralığında olmak üzere. Bak üst taraf kosinüs 2x, alt taraf 1 eksi sinüs 2x. Şimdi bak sen bu 1 eksi kare kökünün içinde bir 1 varsa, bir de böyle sinüslü bir şey varsa, bunu mutlaka ama mutlaka, bak buradaki sinüs ne olursa olsun, içerisi ne olursa olsun, mutlaka ama mutlaka şunu yapacaksın sen. İyi dinle. Bir gördüğün yere sin kare x artı kos kare x diyeceksin. Eksi şu sinüs 2x nedir? 2 çarpı sin x çarpı kos x'tir. Şimdi bunu yazacaksın, tamam mı? Çünkü birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi gelir buradan. Yani arkadaşlar içerisi aslına bakarsan sin x eksi kos x'in karesiymiş. Bir de bunun karekökü var. Şimdi bu kare ile bu karekök birbirini götürürse mutlak değer içerisinde sin x eksi kos x diye dışarı çıkar ama nasıl çıkacağını bilmiyoruz daha. Gelin onu da çıkaralım, sonra üst tarafa geçeriz, tamam mı? Şimdi bunu çıkarabilmek adına şöyle bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Bir tane de şöyle birim çember gibi bir şey çizelim, tamam mı? Şimdi diyor ki bana bu açı 45 ile 90 arasında, yani şu birinci açıortay doğrumuz 45 derecelik. Bizim açımız neredeymiş arkadaşlar? Şuralarda bir yerdeymiş. Şimdi şunu tekrardan sildim. Bakın arkadaşlar ben bu açının, buradaki açının sinüsünün neresi olduğunu biliyorum. Şu uzunluk bak. Şu uzunluk bize sinüsü verirken şu uzunluk da bize kosinüsü veriyor. Yani burada bu açı büyüdükçe gördüğün üzere sinüs artarken kosinüs bak küçüldü. Demek ki sinüs daha büyük. Sinüs daha büyük olduğu için burası artık olduğu gibi çıkar. Çünkü sinden kos çıkmış. Sin x eksi kos x diye sen burayı çıkardın. Şimdi bir de üst taraf kaldı. Üst tarafta ne var? Kosinüs 2x. Kosinüs 2x'i nasıl açalım? Hocam tabii ki hem sinüsü hem kosinüsü açacaksın. Yani kos kare x eksi sin kare x diye açacaksın. Bu da bize kos x eksi sin x çarpı kos x artı sin x'i verecek. Alt tarafta ne vardı? Sin x eksi kos x vardı. Sin x eksi kos x de kos x eksi sin x birbirini götürürse bir eksimiz kalır burada. Çünkü bunlar birbirinin eksilisi. Eksi dışarı dağıtırsan eksi kos x eksi sin x bize cevabı verir. Yani 8. sorumuzun cevabı D şıkkıymış dedik sevgili gençler. Ve geçtim 9'a. ABC'nin bir üçgen olduğu bilgisi veriliyor. Bak burası alfa, burası 2 alfa. AB'nin 4 katı AC'nin 3 katıymış. Şimdi AB'nin 4 katı AC'nin 3 katıysa ben gider şuna 3K derim, buna 4K derim. Dolayısıyla AB'ye 3K dedik arkadaşlar şu kısma. AC'ye de 4K dedik. 2BD de DC'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani ben buraya T dersem burası 2T olacak diyebiliriz. Şimdi benden istenen şey şu. Tan alfa değeri kaçtır? Bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Bulmada sıkıntı yok. Şuraya en basitinden H dersin. Daha sonrasında da burası T, burası 2T olduğu için buranın alanı A ise buranın alanı 2A'dır dersin. Şimdi gelin şu A'lık alanı bir bulalım. 1 bölü 2 sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı T ve sevgili arkadaşlarım çarpı T değil H, özür dilerim. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı H. Bu bize nerenin alanı veriyor? Bir de sinüs alfa var. Bu bize A'yı veriyor. Bir de arkadaşlarım 1 bölü 2 çarpı 4K çarpı H çarpı sinüs 2 alfa.
Şöyle. Şimdi tabi burası 2a burası a ise ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur diyeceğim. Ve sinüs 2 alfayı da burada 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa diye yazalım. Yani yarım açısını kullanalım, tamam mı? Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bak 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 gitti. H'lar zaten gidiyor. K'lar zaten gitti. 2'ler gitti. Sinüsler gitti. Hiçbir halt kalmadı. Sol tarafta sadece 3 var arkadaşlar. Sağ tarafta da bak şurada bir 4 var. Bir de çarpı kosinüs alfamız var. O zaman kosinüs alfa nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Pekala, kosinüs alfayı bulduğumuza göre artık tanjantı da buluruz bence. Şöyle bir dik üçgen düşünecek olursa, şurası dik, şurası alfa. Kos alfa neymiş? 3 bölü 4. Yani burası üçgen, burası 4'müş. O zaman şurası nedir? Tabii ki kök 7'dir. Bizden istenen tan alfaydı. Karşı bölü komşu. Kök 7 bölü 3 bize cevabı verir. O da zaten A seçeneğinde sevgili arkadaşlarım mevcuttur. Geçiyorum 10. soruma. Şu kısmı siliyorum. Hop. Sinüs 2x çarpı kos 60 eksi kosinüs 2x çarpı sin 60 1 bölü 2. Şimdi burada ne var? Sin kos, kos sin. Arada da eksi var. Demek ki sinüs fark formülü. Sinüs 2x eksi 60'mış arkadaşlar. Bu da 1 bölü 2'ymiş. Şimdi 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye sorulmuş. Ne diyoruz? 2x eksi 60 eşittir. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? 30 derece. Şimdi radyan cinsinden sorulduğu için de ben buna pi bölü 6 diyeceğim artı 2k pi. Ve sevgili arkadaşlarım bir de 2x eksi 60 eşittir. Şimdi ben sinüsün ikinci kökünü nereden buluyordum? Pi'den çıkarıyordum. Yani 5 pi bölü 6 artı 2k pi diyoruz. 60 derece dediğimiz şey pi bölü 3'tü. Burası da pi bölü 3 yani. Bu eksi pi bölü 3'ü bu tarafa atarsanız pi bölü 6 ile pi bölü 3'ün toplamı gelir arkadaşlar. Pi bölü 6 ile pi bölü 3'ün toplamı da bize şurayı 2 ile genişletirsen 3 pi bölü 6'yı verir. Yani pi bölü 2'yi verir. 2x eşittir pi bölü 2 artı 2k pi dedim. Burada da 2x eşittir 5 pi bölü 6 ile pi bölü 3'ü toplarsanız burayı 2 ile genişlettiğiniz takdirde 7 pi bölü 6'yı bulursunuz arkadaşlar. 7 pi bölü 6 artı 2k pi dedik. Tabii ki burada bir de her iki tarafı 2'ye bölme durumu var. Bölelim, x eşittir pi bölü 4 artı k pi ve x eşittir 7 pi bölü 12 artı k pi dedik. Güzel. Şimdi artık sorunun son aşamasındayız. 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye soruluyor. Şimdi x arkadaşlarım pi bölü 4 oluyor. 7 pi bölü 12 de oluyor. Daha sonrasında ben k'yı burada 0 seçtim, pi bölü 4 buldum ya, k'yı bir de 1 seçelim. Pi'ye pi bölü 4 eklersen 5 pi bölü 4 gelir. 5 pi bölü 4 de 3 pi bölü 2'den daha küçük olduğu için sevgili arkadaşlarım doğal olarak 5 pi bölü 4 de bir köktür. Bir de 7 pi bölü 12'nin üzerine bir tane pi ekleyeceksin. Bu da bize 19 pi bölü 12'yi veriyor arkadaşlarım. Bu da 19 pi bölü 12 ile 3 pi bölü 2'yi kıyaslayacak olursa şurayı 6 ile genişlettiğin takdirde bak 18 pi bölü 12 geliyor. Burası 19 pi bölü 12 hocam. Evet. Yani bu bundan büyük mü büyük? Yani sınırın dışına mı taştık? Evet, sınırın dışına taştık artık. Demek ki bu bizim kökümüz olmuyor. O halde sadece ama sadece şu, şu ve şu bizim kökümüz. Yani 3 tane kökümüz var. Doğru cevap C seçeneği olacaktı diyebiliriz. 11. soruya geçtim. Şurayı biraz temizleyeceğim ve ekstradan şurayı biraz temizleyeceğim. 11. soruyu çözeceğiz. Sekant kare x eşittir 1 artı tanjant x demiş. Bu denklemin 0 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruluyor. Kök soruluyor. Şimdi sekant kare x dediğimiz şey biliyorsun ki 1 bölü kos kare x'ti. Bu da 1 artı tanjant x. Tanjant x'i sen sinüs x bölü kosinüs x biçiminde yazıp buna 1 eklersen şununla şunu çarpıp bunu ekleyeceğin için üst taraf sin x artı kosinüs x bölü kosinüs x gelecektir. Şimdi bu kısımda içler dışlar çarpımı yapılabilir. Kosinüs x eşittir kos kare x çarpı sin x artı kosinüs x diyebiliriz arkadaşlarım. Bunu da bu tarafa atarsanız şöyle eksi kosinüs x diye sol tarafta sadece ama sadece 0 kalacaktır. Böylelikle bu kısımda ben bunları bak burada kos kare var burada kos var. Kosinüs x parantezini alırsam 0 eşittir. Kosinüs x parantezinde sevgili arkadaşlarım ne gelir? Kosinüs x çarpı sin x artı kosinüs x gelir. Eksi bir de birimiz olur. Şimdi burada bir kosinüs x'i sıfıra eşitleyebiliriz.
Bir de sevgili arkadaşlarım şu kısmı 1'e eşitleyeceğiz. Yani şunu şunun içine dağıtırsam bak. Sin x çarpı kosinüs x artı kos kare x eksi 1 eşittir 0 diyeceğiz. Bak, dikkat et buraya. Buraya dikkat et. Kos kare x eksi 1 var. Bu ne demek? 1 eksi kos kare x neye eşitti? Hocam sin kare x'e eşit. O zaman kos kare x eksi 1 neye eşittir? Tabii ki eksi sin kare x'e eşittir. Yani burası eksi sinüs kare x'miş. Bir de burada sin x çarpı kos x'imiz mevcut. Dikkat ettiysen 0'a eşitliyoruz. Burada sinüs x parantezini alıp burayı kosinüs x, burayı da sinüs x diye yazacak olursan 0'a eşit dedin. Ya burası 0'mış ya da burası 0'mış diyeceksin. Şimdi sinüsü 0'a eşitleyen değer bir 0 var bir de pi var. 0 pi kapalı aralığında. Kosinüsü sinüsü eşitleyen değerde bir kere sadece ama sadece pi bölü 4 var. Kosinüsü 0'a eşitleyen de pi bölü 2 var. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane kök buldun değil mi? Cevap ama 4 değil. Neden değil? Çünkü burada sen kosinüse kök bulmak zorunda değilsin. Kosinüse bulduğun kökleri eleyeceksin. Sebep. Hadi buyurun bir sebep. Çünkü arkadaşlar kosinüsün kökünü sen kök diye kabul edersen burada paydamızda bakın kosinüsler var. Yani burası sıfır olduğu takdirde gitti. Tanımsız. Burası sıfır olduğu takdirde gitti. Tanımsız. Dolayısıyla pi bölü 2'yi alamayız. Şuradaki kökler için bir sıkıntı yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır deriz. 12. ve son sorumuz arkadaşlar artık. Ne çabuk geldik testin sonuna. Hiçbir fikrim yok. Sin x çarpı cos x çarpı kosinüs 2x çarpı kosinüs 4x eşittir 1 bölü 8 denkleminin 0 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş. Pekala. Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Nedir? Sinüs 2x bölü 2'dir. Çarpı yanında kosinüs 2x var çarpı kosinüs 4x var eşittir 1 bölü 8'miş. Peki şimdi size sorum şu. Sinüs 2x ile kosinüs 2x'in çarpımı nedir? O da hocam sin 4x bölü 2'dir. Bölü 2'si ile beraber bölü 4 yapar. Çarpı kosinüs 4x eşittir 1 bölü 8. Bir soru daha size. Sin 4x ile cos 4x'in çarpımı nedir hocam? O da sinüs 8x bölü 2'dir. Bir de burada bölü 4 var. Bölü 8 yani eşittir 1 bölü 8 mi oldu? Bak şimdi buradaki bölü 8'lerin hiçbir hükmü yok. Sinüs 2x'in ne, sinüs 8x'in ne olması gerekiyormuş? 1. Şimdi sinüsü 1 yapan değerler gerekiyor bize. Sinüsü 1 yapan değer bir pi bölü 2 var şu aralıkta. Doğru mu? Peki o zaman şöyle düşünebilir miyim ben? Madem sinüsü 1 yapan sadece ama sadece şuradaki kök var arkadaşlar. Ben x'lerin 0'la pi aralığında olmasını istiyorum ama soru bize öyle bir şey sundu ki burada 8x'ler pi bölü 2 olmak zorunda. Yani sevgili arkadaşlar x'ler bu aralıktaysa 8x'ler nerededir? 0'la 8 pi aralığındadır. 0'la 8 pi aralığı demek ne demek? Her 2 pi'de bir tur atmıyor muyuz? Evet. O zaman 8 pi'de 4 tur vardır. Yani 4 tur döneceğiz. 1, 2, 3 ve 4. turu döndüm, bitirdim. Kaç tane kökle karşılaştım? 1, 2, 3, 4 tane kökle karşılaştım. Doğru cevabım da C seçeneği oldu deriz. Evet, bu testte sevgili arkadaşlarım sadece şuraya dikkat edin demiştim. Şuradaki 2 yanlış yerde duruyordu. O 2 şurada olacak arkadaşlarım. Hemen düzelttik ama artık iş işten geçmişti. Çünkü kitap matbaaya girmişti. Kusura bakmayın tekrardan. Vaktinizi çalmamıştır diye umuyorum. Bu testi de bitirdik. Artık medium ikinci teste geçeceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda. O video için artık görüşürüz diyelim. Tamam. Sözleşelim, görüşelim. Beni özleyin. Olur mu? Arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.